İla Hiksos Hanedan dönemindedir. Bu bir. İkincisi, Hazreti Yusuf birilerinin kanununu uygulamamış, kendi kanununu uygulamıştır. Ha. Bu da iki. İkinci nokta. Dolayısıyla bu iki şey göz önüne alınarak bu misaller dikkate alınmalı ve verilmelidir. Teşekkür ederim. İbrahim Aktaş, öğretmenim, Kur'an halkasında da öğrenciyim aynı zamanda. Muhterem hocama şunu sormak istiyorum. Girişte programın başında da biraz değindi. Ashab-ı Kehf'le Ashab-ı Rakim aynı kişiler mi, ayrı ayrı kişiler mi? Hocam şu örnekleri vermişti. Kur'an bir numune imtisal, bir de ibret-i alem gösterir. Acaba o rakam ehlini ibret-i alem olarak, Ashab-ı Kehf'i de numune imtisal olarak anlasak acaba yanlış anlamış olur muyuz? Eyvallah. Bunu sormak istedim. Teşekkür ederim bu güzel sual için. İki şekilde, beş tefsir yapmıştım, ikiye indirebiliriz o beş tefsiri. Efendim, Ashabul Kehf ve Rakimi. Bir, eğer Kehf ve Rakimi birbirine atıf olarak göreceksek, iki muzafun leyh olarak göreceksek, o zaman söylediğim gibi bu insanlar hem mağara ashabı hem de yazı yazan insanlar. Bunu Kumran cemaatiyle, Ölüdeniz el yazmalarıyla ve esenilerle açıklamıştım. Ama asıl sualinize denk gelen ikincisidir. Ashabul Kehf ve Ashabur Rakim. İki ashab var. Çünkü orada görüyoruz ki 6. ayet mi? Yok, affedersiniz, 6. değil. 12. ayette de iki kesimden bahsediliyor. O iki kesimden bahsedildiğine göre bu o iki kesime bir atıf da olabilir. İki kesimden biri kimdi? Bunların başına kitabe dikelim diyenler. En sonunda kıssanın onlar var. Bir kesimde kimdi? Yok, bunların başına mescit yapalım diyenler var. Yani ölülerin arkasından iki tavır var. Bir kitabe dikmek, bir mescit yapmak. Mescit ibadet için, kitabe ise anı olan şeyler için. Dolayısıyla burada iki. Ashab-ı Kehf, Ashab-ı Rakim. Rakim işin tabir caizse vizyonunda olanlar. Kehfse işin misyonunda olanlar. Yani biri amel edenler, öbürü ise onları pazarlayanlar. Rakamcılar. O rakamcılar ne yapıyorlar? Yok, kaç yıl kaldı? 300 yıl kaldı. 9 daha ekle. Oysa ki Allah orada onu söylemiyor. Kur'an Ashab-ı Kehf'in 300 yıl uyuduğunu söylemez. Bunun altını bir çizelim. Söyleseydi eğer o ayetin devamında ne kadar kaldıklarını Allah bilir demezdi. Bu onun için Abdullah İbni Mes'ud Mushaf'ında o ibarenin başında dediler ki onlar 300 yıl kaldılar. Dediler ki galu ifadesi vardır orada. Meali şerifte de ben öyle aldım parantez içinde. Mealin içinde onlardan bazıları dediler ki 300 yıl kaldılar şeklinde aldım. Bu meal de böyledir. Onun için Kur'an'a dayanarak 300 yıl kaldılar demek, ayetin devamını okumamak demek. Ancak Allah biliyor demek budur ne kadar kaldıklarını. Eğer ne kadar kaldıklarını Allah biliyor diyecek, hem de söyleyecek 300 yıl diyecek. 300 yıl diyecek. O zaman ne anlamı var bu? Bu çelişki olur yani. Evet. Bu dolayısıyla buradan neye geliyoruz? Şuna geliyoruz. Hani İsrailoğullarına bir inek kesmeleri emredilmişti. Onlar başlamışlardı sormaya. Çifte koşulmuş mu olsun, koşulmamış mı? Sarı mı olsun, alaca mı olsun, kara mı olsun? Hay Allah, sizi yani bildiği gibi etsin. Neredeyse emrolundukları şeyi yapamayacaklardı diyor ayet, değil mi? Bakara ismini veren sureye bölümdür, pasajdır o. Aynen bunun gibi. Rakam ehli aslında emrin kendisiyle ilgilenmiyor. Rakam ehli
işin gırgırında tabir caizse. Rakamların peşinde. Nicelik. Ne olacak? Evet, nicelik ehli, nitelik ehli. Bir tarafta kehf ehli var, o nitelik ehli. Öbür tarafta da nicelik ehli var. Yani bir taraf misyonuna bakıyor, öbür taraf vizyonuna bakıyor. Bir taraf özüne bakıyor, öbür taraf kabuğuna bakıyor. Bir taraf dışıyla ilgileniyor sadece, öbürü içiyle, ruhuyla ilgileniyor. Onun için belki bize verilen en güzel öğüt de budur. Size anlatılan kıssalarda, mesela Nuh kıssası anlatılıyor. Geminin boyu kaç metreymiş? Kaç geminin hayvan? Geminin ağaçları, geminin kerestesi hangi ağaçtaymış? Ağaçtanmış. Kaç hayvan alınmış? Şimdi İbrahim ve İsmail kıssası anlatılıyor. Gelen efendim hayvanın kilosu kaçmış? İşte erkek miymiş, dişi miymiş efendim? Veya işte nasılmış? Yani bu mu mesele? Bunu soran, buradan giren bir insan ashab-ı rakîm'dir. Yani ashab-ı kehf olamaz. Bize bunu öğretiyor. Yani size anlatılan şeylerde Allah'ın muradı ve maksadı var. O maksadı bırakıp da hani Hasan el-Basri'ye biri gelmiş, üzerimde pire öldürdüm, pire buldum da demiş, kanı gömleğime sıçradı, namazıma mani olur mu? Bu adam da Hazreti Hüseyin'in katillerinden biriymiş. Pire alçak demiş, elinde Hüseyin'in kanı duruyor. Sen pire kanını mı soruyorsun bana? Dolayısıyla ashab-ı rakim imiş yani. Onun için demek ki nicelik değil, nitelik ehli olacağız. Parmak ayı gösterirken parmağa bakmayacağız. Aya bakacağız. Yani Allah'ın gösterdiği yere bakacağız. Bunu söylüyor. Teşekkür ederim. Belki tekasürü bile bu çerçevede düşünebiliriz. Bedir Boz, İmam Hatip Lisesi müdürüyüm. Hocam, Kehf suresi içinde barındırdığı bir takım kıssalardaki sır ve gizlerden dolayı İş'ari Tefsir Ekolü tarafından çok önemseniyor. Bir kesim tarafından. İş'ari yorum, Kur'an'ın güncellenmesi, zamana, değişen şartlara, hatta kişilere göre uygulanabilmesi, yaşanabilmesi için vazgeçilmez bir şey. Siz de tefsirinizde zaman zaman takip ediyoruz. Bazen böyle batini manalara, yani direkt lafzın görünen manası dışında hayata uygulanabilirliği açısından biraz işari yorumlara kaçıyorsunuz bana göre. Bunun sınırı neresi? Yani çok daha değişik yerlere uzanıyor. Açı genişleyince esas lafızdan, gerçek manadan uzaklaşmalar çok oluyor. Bunun sınırını nasıl koyabiliriz işari yorumu? Çok güzel bir sual. Çok teşekkür ediyorum. Bir kere şunu söyleyeyim. Delalet bahsi İslam'ın en temel usulü olan fıkıh usulünün en temel bahsidir. Hermenötüye delalet eder. Bizim hermenötüğümüz delalet bahsidir. Delalet bahsi büyük bir bahistir. Delalet bahsi çerçevesinde bu sorunuzun cevabı verilmiştir. Ama tabii delalet bahsini kelamcıların anlayışı farklı, usulcülerin anlayışı farklı, fıkıhçıların efendim lafzın delaleti, mananın delaleti, maksadın delaleti, delaletin delaleti, işaretin delaleti, farklı farklı kesimler farklı farklı şeylere ayırmışlar. Ama ben sözü uzatmamak için kısaca tutayım. Bir kere işari tefsir dediğimiz tefsir aslında tefsir değil. Bu genellikle irfan ekolünün, sufi ekolün efendim yaptığı tefsirler işari tefsir olarak sayılmış. İşte bunların en meşhurlarından biri Huşeyri'nin Letaiful İşarat isimli 3 ciltlik tefsiri. Bu bir işari tefsir sayılmış. Yine İbn Arabi'nin tefsiri bu cinsten bir tefsirdir. Yani işari, işte İsmail Hakkı Bursevi'nin tefsiri bu cinsten bir tefsirdir. İçinde rivayet ve dirayet bölümleri de var ama işaret bölümleri. Aslında bana sorarsanız burada benim cevabımı veriyorum.
işari tefsir olmaz. Tefsir doğrudan lafız ve manadan yola çıkılarak varılan yerdir, yorumdur. Tevil maksattan yola çıkılarak varılan yorumdur. Bu ikisinin dışında kalana işaret denir. İşarete tefsir adı verilmemelidir. Adı üstünde işaret. İşaret bir nevi bir atıf, bir imadır. Onun için bir atıf ve bir ima olması gereken işareti tefsirin yerine koyunca tefsiri nereye koyacağız? O zaman hiçbir şeyin okkası kıramı kalmaz. Herkes en uçuk yorumlarına da tefsir der, önümüze getirir. Bu ise ilmi de, usulü de, tefsiri de mahveder. Onun için bakın, bu çok önemli. Ben öyle yorumlar yaptım birkaç tane. Fakat onu tefsir demedim. Böyle bir işaret de yapılabilir dedim. Böyle bir yorum da yapılabilir dedim. Bu önemli. Bir bağ kurulabilir dedim. Bir ima ve işaret yapmak farklı. Bu ayetin tefsiri budur demek çok farklı bir şey. Evet. Orada insan titrer ve Allah'tan korkar. Çünkü bu ayetin tefsiri budur demek, Allah'ın bundan muradı budur demektir. Yani ama bazen öyle oluyor ki, öyle latifeler geliyor ki, nükteler geliyor ki, çok hoş benzerlikler yakalıyorsunuz. Ya şu ayetle şunun arasında bir bağlantı. Çok güzel kurabilir. Hepiniz kurabilirsiniz. Buna hiçbir mani yok. İşaret demek şartıyla, fakat, değil mi? Fakat işaret demek şartıyla, tefsir dememek şartıyla. Bu tefsirdir. Tefsir bir ilim dalıdır. Usulü vardır. Yani efendim, bu bir ilimdir. Usulü vardır. Onun için her mümin Kur'an'ı anlamak için okumakla mükelleftir. Fakat tefsir etmek alimin işidir. Bu ikisini biz karıştırdık mı işi karıştırırız. Bu ikisini ayıracağız. Kur'an'ı anlamakla mükelleftir, anlayacak. Tefsir etmekse uzmanlık işidir. Tabii. Tefsir. İhtisas. Bu tefsirdir demek ihtisas işi. Efendim, dolayısıyla bilmem cevap oldu mu, böyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet efendim, buyurun. Ahmet Doğan, Anadolu Öğretmen Lisesi'nde öğretmenim. Muhterem hocam, benim sorum 16. ayetle ilgili olacak. 16. ayette geçen fehu ilel kehfi, mağarayı ev edinin, mağaraya sığının emri, bu gençlerden birinin sözüm olarak anlayacağız, yoksa Cenab-ı Hakk'ın bu gençlerin kalbine bahşettiği bir ilham, eyvallah, olarak mı anlamamız gerekiyor? Eyvallah. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Fakir, eğer meali şerif varsa elinizde, dikkat buyurursanız 16. ayetin en sonuna bir tırnak koymuş. Fakat başında tırnak yok. Bu bir hassasiyettir. Ve 16. ayetin başında da öne bir ok var. Evet. Öncesine bir ok. Yani devam ediyor. Yani bu tırnak nerede açılmış? 14. ayette açılmış. Dolayısıyla fe'vu ilel kehf ve ayetin tamamı 14. ayetten itibaren onların sözüdür. Peki onların sözü de, madem siz onlardan ve Allah dışında taptıkları her şeyden uzaklaştınız, o halde şu mağaraya sığının diyen kim? Kıssada baştan sona bir üslup kullanılıyor. Kaldınız, kaldığınızı içinizden gönderin. Sizin varlığınızı, sizi kurtulamazsınız şeklinde ikinci şahıs gibi kullanılan kelimelerin tamamı üslup gereği kaldık. Kaldığımızı içimizden gönderelim. Biz, bizim varlığımızı, bizi kurtulamayız şeklinde anlamak lazım. Bu bir üslup özelliğidir. Onlar birbirlerine dahi ikinci şahıs kipi üzerinden konuşuyorlar. Dolayısıyla bu kendilerinin kendilerine söylediği sözdür ve o tamamen onların sözü olarak alınmalıdır. Teşekkür ederim. Evet efendim. Hanımlardan bir numune imtisal. Buyurun efendim. Ben Nergül Karataş. İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeniyim.
Öncelikle hocam hoş geldiniz diyorum. Onur verdiniz bize. Biz de